Evet, bu sefer siz çağırmadan ben geldim. Mutlu ki kupada da buralara kadar geldik ama tabii gönül isterdi ki yarı finale kalalım. Oradan da belki bir final yolunu açabiliriz diye düşünüyorduk ama olmadı. Artık bundan sonra geçmişte takılmanın bir anlamı. Bu da bizim için hem kulübümüz hem bizim adımıza önemli bir tecrübeydi. İnşallah buradan aldığımız derslerle önümüzdeki artık maçlarda veya senelerde daha farklı şekilde uygulamaya geçeriz. Maç sonrası yorgunluğa bağlamışsınız sayın. Yorgunluğa bağladım, benim tercihime bağladım. Daha ziyade, evet. Yani belki de yorgun olan takımla çıkmamamız lazımdı. Daha sonra baktığımda tabii ki takımın genelinde bu kadar büyük bir yorgunluk olacağını tahmin edemedik. İdmanda anlaşılmadı mı hocam yorgun olduğunu? İdmanda anlaşıldı ama evet. 24 saatten fazla bir zaman vardı. Yani maça kadar biraz daha dinlenirler diye düşündük. Zaten yorulan birkaç kişi de olursa, evet. Olursa da hani değişiklik yapar. Yani o yorulan arkadaşlar üzerinden o değişikliği yapar. Onu takviye ederiz diye düşünüyorduk. Ama takımın genelinde bu yorgunluğu hissettik, oldukça iyi hissettik. Karşımızda da çok iyi bir Bursa vardı. İyi bir Bursa vardı, istekli bir Bursa vardı. Kırmızı kart da belki biraz etken oldu. Yani velhasıl her şeyin başında yine bizim tercihimize geliyor iş. Bilal herhalde biraz önce doktor beyle görüşürken sakatlığın devam ettiğini, yüzme ve fitness salonunda çalıştığını söyledi. Evet. Ne kadar sürebilir? Sizin de aldığınız bilgi var mı? Abi şimdi yani birkaç haftada sürebilir. Bu sezon sonuna kadar da böyle bir iyi bir kötü devam edebilir. Yani şimdi mümkün olduğunca sakatlığını ilerletmek istemiyoruz. Yani korumaya alalım ki yani bir ayın sadece futbol hayatı değil. Yani bundan sonraki böyle yaşantısı da önemli. Kalıcı bir şey bırakmayalım çocukta. O da işte doktor kontrolünde devam ediyor çalışmalarını. En kısa zamanda aramıza katılacak. Herhalde bir 4 sarı kartlı da oyuncumuz var bir tane. Bunun evet. Karşılığında da 5 tane de 3 sarı kartlı oyuncumuz var. Ya tabii ki hiçbir oyuncumuzun cezalı duruma düşmesini istemeyiz ama bütün oyuncularımız hazır durumda. Yani cezalı duruma düşen arkadaşlarımızın yerine oynayacakları da onları aratmayacaklardır zaten. Yani şu anda elimizde bizim iyi bir 11 yok. Tabii. Yani iyi bir 26 var öyle diyeyim. Yani inşallah tabii. Bunu da Kayseri Erciyes'in de çok zor durumda olup buraya geleceği ve arkasından da Gaziantep'e gideceğiz. Evet. Her iki takım da çok olumlu, bizim gibi olumlu durumda değiller. Evet. Tabi bu iki maç da çok önemli herhalde. Önemli. Bir kere Kayseri Erciyes maçından alacağımız, Allah nasip ederse inşallah alacağımız 3 puan bizim hedeflerimizi de değiştirecek. Yani bu maç o yüzden çok önemli. Ama karşımızda da iyi bir takım var yani. İyi bir kadro var. Her ne kadar ligdeki konumları iyi olmasa da iyi bir kadroya karşı olacağız. Yine de temkinli olup dikkatli olmak zorundayız. İnşallah iyi bir sonuç alırsa o zaman hedeflerimizdeki değişiklik daha netlik kazanacak. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Doğru ve tarafsız. Doğru ve tarafsız. İnternetteki hızlı gazeteniz. Akhisarpress.com. Akhisarpress.com. Gerçeği bulmak için. Gerçeği bulmak için.